Yok. Savcıdan acil arama emri çıkarttık gece. Her tarafa ekip gönderdik. Evlerine, iş yerlerine, inşaatlarına varıncaya kadar. Maalesef Feride Hanım'dan hiçbir iz yok. Peki Oktay'ın bir adamı vardı Behlül. Onun da evine baktık. Yok, adam bir aydır evine bile gitmemiş. Gittiği her yerin takibindeyiz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz Cüneyt Bey. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Belli ki önlemlerini almış. Ama hata yaptığı ilk anda yakalayacağız onu. Ya hata yapmasa? Kusursuz işlenen hiçbir suç görmedim. Bulacağız onu. Merak etmeyin, bir açık verecektir. Birdenbire bakıyorum ki Berat'mış o. Koşuyorum, kaçmaya çalışıyorum, kurtulamıyorum. Her yerde Berat'ı görüyorum. Abla iyi misin? Yine kaçmaya çalışıyorum sonra. Kurtulmaya çalışıyorum. Olmuyor. Olmuyor kadar. Her yerde Berat'ı görüyorum. Berat'ı görüyorum. Ah ablam ah. Ne bu? Ne yapıyorsun bununla? Tamir ediyorum. İyi de niye uğraşıyorsun ki? Kırık dökük bir şey. Ayrıca da leş gibi. Eskisinden daha iyi olacak. İyi de ne gerek var? Yuva bu handan, yuva. Değmez mi? Eylül'le ilgilenen hemşire gitti mi? Bilmem. En son ben oradayken pansuman yapıyordu abla. Git bir bak istersen, bir ihtiyaçları olabilir. Tamam. Yıldız. Kusum. İyi misin sen? Ay Allah aşkına Nazur. Bilmiyormuş gibi sorma. Nasıl iyi olabilirim ki? Aa. Vallahi ben bir şey bilmiyorum ya. E tamam Nazire. Sen çık Eylül'le ilgilen.
bilmiyorum ya, bir de bilmiyorum diyor anne. Nereden bilsin kızım ya? Kadenin yaptığı namussuzluğu kime söylemeye yüzü olur ki? Anneciğim, kaderle aynı evde yaşıyorlar. Nasıl bilmez? Yapma Yıldız. Eylül'ün oyunlarını gelip sana yetiştiren kim? Nazire değil mi? Eğer kaderin böyle bir şey yaptığını bilseydi cezasını ilk o keserdi. Ben eminim. Ferman'la arasında bir şey olduğunu bilseydi gelip sana söylerdi. Emin ol. Ah, Cüneyt. Hoş geldin oğlum. Kayboldun ortalarda, neredeydin? Duyduklarım doğru mu? Hı? Kader'le Ferman abi arasında ne var? Oğlum. Abla. Sen bu yüzden mi burada kalıyorsun? Duyduklarım doğru Cüneyt. Kader Ferman'ın sevgilisiymiş. Tamam Kemal. Merak etme, ben birazdan çıkaracağım ablama. Bahar'ı nereye getireceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum, sen merak etme. Tamam tamam. Birazdan oradayım. Bahar'ı mutlaka bana getir. Abla biz çıkıyoruz. Niye? Ne oluyor? Şey. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Ne oldu? Bir çocuk var. Mahalleden. Ya ben sana söyleyecektim ama fırsat bulamadım. Seni de görmeni istiyorum. Buluşacağız. Yardım et de çıkalım ne olur. İyiydi annem. Okula gidiyoruz deriz. Dersler başlamadan şöyle bir kampüsü gezelim dedik. Kim bu çocuk? Seni gerçekten seviyor mu? Hem de nasıl? Bir kadın nasıl sevilir, onun gözlerine bakınca anlarsın. Hadi. Abla, sen ne diyorsun? İşte onları öpüşürken benim bir arkadaşım görmüş. Sizin düğününüzde. Olmaz öyle şey. Bak bu işte kesin bir yanlışlık var. Cüneyt, nasıl yanlışlık var ya? Ha? Görmüşler işte öpüşürlerken. Uzun zamandır da birliktelermiş. Biliyor musun? Kader'i Tunca istemeye gittiğimizde Ferman Kader'i isteyemedi. Ben de salak gibi. Yıldız tamam kızım, canına yazık. Yıldız. Ya Ferman abi ablama böyle bir şey nasıl yapar anne? Bilmiyorum oğlum. Ben de inanamadım duyunca. Yıldız kaderi sıkıştırıp ben her şeyi öğrendim demiş. Kız da inkar etmemiş. Ferman abi ne diyor? O geldi beni öptü diyor. Sonra da aramızda bir şey yok falan filan diyor. Vallahi niye inanacağımı, ne yapacağımı ben de şaşırdım. Cüneyt! O kadar kolay boşanamayacaksınız Kemal Bey. O iş o kadar kolay değil. Ah! Allah kahretsin. Nasıl oldu oğlum bu durup dururken ya? Ya aceleyle çıkıyordum. Şu komodine çarptım, ayna düştü, kırıldı.
Anne biz çıkıyoruz. Tamam annem. Mukayyet olun birbirinize. Nereye? Okuluma. Ablam okulu biliyor ya. Bana kampüsü gezdirecek. İyi, ben götüreyim sizi, beraber gidelim. Gerek yok. Niye gerek yok canım? Gidin işte beraber. Hadi yürü. Ya da ben gidip iş falan bakayım, biraz aklıma geldi o. Siz gidin. Sen bilirsin. Yürü abla, yürü. Gitti mi güzel hemşire? Gitti. Ama telefonu var istersen. Ha iyi, alırım bir ara. Ne oluyor? Niye geldin, niye gidiyorsun? Dayım yengeni arada yokla ihmal etme dedi. Ben de baktım, gidiyorum işte. Tunç. Neler oluyor? Bir şeyler mi oluyormuş? Vallahi benim haberim yok. Tunç. Cüneyt bir şeyler karıştırıyor, farkındayım. Bir şeylerin peşinde miymiş? Vallahi ben bir şey söyleyemem. Demek doğru tahmin etmişim. Cüneyt yine bir şeylerin peşinde. Ben bir şey demedim. İyi. Öğrenirim nasılsa. Sor bakalım Nazoş. Feride'den haberin var mı senin? Vallahi henüz hiçbir haber yok. Nerede bu kız anlamadım. Çekip gitti. Yer yarıldı, yerin dibine girdi. Cüneyt Oktay için benden adres istediydi. Bir şey çıkmadı mı ondan? Yani çıkmadı. Cüneyt hala araştırıyor. Seninki izin vermez ki. Merak etme. Ondan gizli. Nazire! Ekselansları çağırıyor. Kendini kraliçe, beni de köle İzaura zannediyor ya. Allah. Yıldız. Duydum olanları, çok üzüldüm. Başından beri her şeyi biliyordun değil mi? Ama her zamanki gibi bizi sevmediğin için sustun. Yuvamın yıkılışını keyifle uzaktan izledin. Gel. Sen ablamı nasıl aldatırsın ya? Hı? Hem de evinde çalışan kızın yaşını biriyle. Yıldız sana birilerinin öpüşürken gördüğünü söyledi değil mi? Evet. Kader beni öptü. Ama umurumda değil. Bu o kadar kolay değil Ferman Bey. Kader seni öpme cesaretini nereden buluyor? Hadi şimdi hazırlan. Birlikte eve gidiyoruz. Bu mesele orada konuşulacak. Konuşacak bir şey yok. Ben Yıldız'a her şeyi anlattım. Ama bana inanmadı. Bir kere de benim yanımda konuşalım bakalım. Abi sen böyle bir insan değilsin. Bunu ablam nasıl yaparsın? Hadi hazırlan, çıkıyoruz. Ya Kader, ne bu acele? Abla çocuk ağaç oldu, hadi. Burada mı buluşacaksınız? Evet, ama çok soru soruyorsun.
Ya ben gelmesem? Ablacığım, onu görmen lazım lütfen ya. Kemal. Kader, çok özür dilerim. Ya başka zaman görüşürüz. Ben gelemem oraya. Abla. Kadın nasıl sevilir onun gözlerine bakınca anlarsın demiştim. Benim ne suçum var ya eski defterleri açıp duruyorsun? Feride masum deyince ben neredeyse aileden aforoz ediyordun beni. Ama bak sonunda haklı çıktım değil mi Yıldız? Neyse senin bu suçlamalarınla uğraşacak vaktim yok benim. Ya öyle mi? Peki Eylül bu defterde yazanların hepsini Kader Tunca yazdı dediği zaman neden sineye çektin? Neden hiç ilgim yok demedin? Ya ben bana yazdı sandım. Ben de dünyanın en salak insanı olduğum için yuttum. Sen de bunu beni üzmek için fırsat bildin. Bu fırsatı da değerlendirdin. İşi o kadar ileri götürdün ki isteme gününde ferman kaderi isteyemedi. Benim gözüme soka soka bunu da yaptın. Sen benim canımı yakmak istedin Tunç. Ben geldim. Neredesiniz ya? Zühre! Yoldan geldik, kimsenin umurunda değil. Baba, hoş geldin. Kızım, ben sana limonata yapayım, sen seversin, serinletir biraz. Yıldız, hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Kızım neyin var senin? Yıldız, ne oldu sana? Sen haklıymışsın baba. Sen başından beri haklıymışsın. Tamam Nazire, tamam. Hadi yorma kendini. Berat mı? O bir iş görüşmesine gitti, yok Nazire ya. Tamam hadi görüşürüz. Oğlum yapma böyle ya. Çok üzülüyor annen, çok. Ben daha çok üzülüyorum Sevgi anne. Görmedin mi ne yaptığını? Sen Bahar'a vurdun mu diye üzerime yürüdü resmen ya. Ben de söyledim aynısını. Beni affettin. Affetmedin mi? Sen başkasın. O benim annem, öz annem. Yapmayacaktı bunu. Neyse ya. Ben gideyim de şu adamlarla görüşeyim. Bakayım elim ona ihtiyaçları var mıymış. Tamam. Hadi Allah işini rast getirsin. Sadece beni seveceksin aşkım. Bu evlilik gerçek olacak. Kemal, bırak beni. Bırakmam. Bırakmam. Öyle çok özledim ki seni. Kemal,
Ne olursun bırak. Ya bırak beni, bırak. Hani yapmayacaktın? Hani uzak duracaktın benden? Duramadım. Yapamıyorum ben sensiz. Yapmak zorundayız ama. Anlamıyor musun? Artık olmaz. Neden artık olmaz Bahar? Susma. Bir şey söyle. Neden artık olmaz? Yıldız kızım. Ağlıya ağlıya gözünde yaş kalmadı. Yapma. Ya ne oluyor? Bana da anlatacak mısınız? Baba. Ferman beni aldatıyormuş. Kaderle arkamda diş çevirmişler. Cüneyt'in düğününde bir arkadaşım onları öpüşürken görmüş. Evet, ben de gördüm. Ne? Ne diyorsun sen Osman? Kızım, Ferman... Baba, ne olur bu olayla ilgili hiçbir şey söyleme. Ben çok utanıyorum. Tamam işte sen haklıydın. Herkes de bunu gördü. Sen bizi uyarmaya kalktın ama ben kabul etmedim. Bunu çıkarların için yaptığını düşündüm. Bu yüzden kendimden çok utanıyorum. Yıldız, Ferman haklı. Ne yaptıysa o kader denen kız yaptı. Ya gözlerimle gördüm. Önce o kader denen sülük yapıştı oğlana. Ferman da tepkisini koydu. İtekledi. Hatta azarladı. Ferman'ın bir suçu yok. Ha evet. Turizm otelcilik bölümü. Yok la, fakülte değil, yüksekokul oğlum. Sen bana kampüsün yerini söyle. Ha tamam. Tamam hadi sağ ol. Hadi. Kader. Ne var be, ne oluyor? Nerede bunlar ya? Ah. Bunların acısı çıkacak Kemal Bey. Sen hani bugün ablanla okula gidecektin? Ne işin var senin buralarda? Ablan nerede? Ya bıraksana kolumu manyak. Kader, ablan nerede dedim. Şimdi ayrıldık. Minibüste yer yoktu, o gitti. Ben de giriş belgemi unutmuşum. Onu alıp bir sonraki minibüste gideceğim yanına. Bırak kolumu. Yalan söylüyorsun. Gerçekten mi baba? Ferman doğruyu mu söylüyordu? Ferman, gel oğlum. Otur karının yanına. Ben şöyle geçeyim baba. Kızım, kocan seni seviyor. O kız musallat oldu. Ama Ferman da ağzının payını verdi bir güzel. Anlatmadın mı konuştuklarımızı? Anlatmaya çalıştım ama. Ben söyledim. Bu mesele aramızda kalsın dedim.
İlişkiniz bozulmasın diye. Gereksiz bir şeydi çünkü. Sen haklıydın. Kaderin nasıl bir insan olduğunu ortaya çıkardın. Ama bunu bana karşı kullanmadın. Haklı olduğunu bile bile sustun, öyle mi? Kızım. Canım benim. Canım. Uf, sen benim kızımsın. Canımsın. Çocuklarımın mutluluğu her şeyden önce gelir. Yeter ki siz mutlu olun. Bu mesele yüzünden bir de kavga mı ettiniz? Baba, ben Ferman'a çok haksızlık ettim. Olmaz Kemal. Gidemeyiz. Bir arada olamayız artık. Biliyorum. Korkuyorsun. Hepsi benim yüzümden. Zorladım seni. Anneni kardeşine terk etmek zorunda bıraktım. Sen hep onların yanında oldun. Kol kanat gerdin onlara. Bir gün bile yalnız bırakmadın onları. Ben zorladım seni. Yapamadım, haklısın. Sana ne söylemiştim hatırlıyorsun değil mi? Seni öyle bir seveceğim ki, öyle güveneceksin ki bana, omuzundaki yükten kurtulacaksın demiştim. Ben varım artık demiştim. Benim sevgilim ne hayattan ne de gelecekten korkacak demiştim. Ben sözümü unutmadım bari. Bak, buradayım. Olmaz diyorsun ama olacak. Her şeyi ben yapacağım. Ya bıraksana peşimi. Ablam okulda, ben de şimdi yanına gideceğim. Giriş belgeni al, birlikte gideriz. Hastasın sen Berat. Ablam seni görmek istemiyor, anlamıyor musun? Kafanı almıyor mu ya? Kız seni rüyasında görünce bile delirecek gibi oluyor. Midesi bulanıyor. Seni istemiyor. Berat istemiyor. Tek laf daha etme Kader. Ne yaparsın? Vurur musun? Bahar okulda değildi mi? Kemal. İnanmıyorum ya. O beş para etmez kız yüzünden bir de kavga mı ettiniz? Neden beni aramadınız? Neden bu hale gelene kadar beklediniz? Arayalım dedim. Ama Yıldız bana inanmadı. Yıldız. İnanmadım baba. Öpüşmeleri, sonra ondan önce olan her şey. Ya öyle kafasında kurudu işte oğlum.
ferman. Ben çok özür dilerim. Sana inanmalıydım ama işte aklım karıştı. Başka bir şey düşünemedim ki. Ferman, oğlum. Besbelli ortada bir yanlış anlama var. Kız iki gündür perişan. Yapmayın artık, uzatmayın ha. Ben sana hep gerçekleri söyledim. Ama sen bana inanmadın. Kaderle aramda bir şey olduğunu düşündün. Herkese de böyle anlattın. Sabah Cüneyt'in yüzünü görmen lazımdı. Bana nasıl nefretle bakıyordu. Ablama ne yaptın der gibiydi. Ferman abi bak. Haklısın. Benim de kardeşim aynı şeyi yapsalar ben de hesap sorarım. Beni bu hale sen düşürdün Yıldız. Ama ben bir şey yapmadım. Ferman. Aferin Ferman. Ne olursun bırak beni. Olmaz. Ben yapamam. Her şey yoluna girecek. Handan'dan boşanıyorum. Sen de Berat'tan ayrılacaksın. Olmaz. Yine de olmaz. Niye? Niye olmaz Bahar? Sadece beni seveceksin aşkım. Bu evlilik gerçek olacak. Gözüne bak söyle. Sevmiyor musun beni? Handan aç şu kapıyı aç! Kemal aldı Bahar'ı biliyorum ya. Alo. Handan neredesin? Karımla kocamın aşklarını seyrediyorum. Ben ne yaptım? Keşke beni arasaydınız. Bilemedim işte baba. Ben gidip Ferman'dan tekrar özür dileyeyim. Çok kalbini kırdım. Kızım otur. Bir sakinleş. O da yaşadıklarını düşünsün ha. Annen haklı. Şimdi gidersen o öfkeyle kalbini kırar. Daha kötü olur her şey. Hala bir gelişme yok mu? Tamam komiserim. Teşekkür ederim. Ne oldu? Oktay'a hala ulaşamamışlar. Daha en başından Selim'e değil de Feride'ye inansaydım şimdi yanımda olacaktı. Yıldız da kocasına inanmalıydı. İnsan önce sevdiğine inanmalı Tunç. Ben bütün bunların bedelini ödüyorum. Sevmediğim bir kadınla evlenerek mi? Mesra abi. Ya bırak şimdi şu elindekileri. Bir şey mi oldu? Oktay, Feride'yi kaçırdım. Ağlama. Ne olur yapma bunu bana. Dayanamam.
Seviyor musun sen de beni? Benim seni sevdiğim kadar. Neye yarar ki? Sevmiyorum desen de inanmazdım zaten. Neye yarar biliyor musun? Sen beni sevdiğinde dünya bambaşka bir yer oluyor. Değişiyor bütün dünya. Sen beni sevdiğinde yaşıyorum bir tek ben. Neredeler? Sen nereye? Ben daha fazla izleyemeyeceğim. Dayanamıyorum artık Berat. İmkansız Kemal. Her şey o kadar ağır, o kadar zor ki. Her şeyi halledeceğim ben. İnan bana. Göreceksin. Sen yeter ki beni sevmekten vazgeçme. Ben gelene kadar yanımda olsun. Al Nazuş. Nasıl olacak o iş? Ha? Bir şey yaptı bu alçak benim mavişime. Ne yaptı benim mavişime? Vallahi o kaçırdı. Başına her şey gelmiş olabilir Nazuş. Hatta geçen gün hastaneye kaldırmışlar. Feride intihara kalkışmış. Ya tamam sakin ol Nezir abla. Bak Feride iyi. Ama onu biz bulamazsak o pislik Feride bir şeyler yapabilir. O adamla ilgili ne biliyorsan her şeyi anlat. Ama her şeyi. Arkadaşı, dostu. Sevgilisi falan. Mavişimi, öksüzümü bırakmayacaktın. Tutup getirecektin işte elinden. Deliler gibi seviyordu seni. Nasıl bıraktın çocuğu? Nasıl kimsesiz bıraktın öksüzü ortada? Yemek. İlaç da koydum Aysel yenge. Miden yıkanırken boğazın tahriş olmuştur diye. Tamam Nezir abla ne desen haklısın. Ama ben elimden gelen her şeyi yaptım. Dön dedim, yalvardım, özür diledim. Ondan sonra da koştura koştura gittin Eylül Hanım'la evlendin. Ona niye zaman tanımadın?
Seni bağışlaması için sen niye beklemedin? Senin gururun vardı da o garibin gururu yok muydu? Bekleyecektin işte. Koşacaktın peşinden. Tıpkı Feride'nin senin peşinden koştuğu gibi. Tıpkı inan bana diye yalvardığı gibi yalvaracaktın, bekleyecektin. Nazoş tamam. Hadi oyalama bizi, ne biliyorsan anlat. Bak her geçen saniye Feride'nin hayatı daha da tehlikeye giriyor. Oktay'la ilgili bildiğim şeyler var mı? Hayatıyla ilgili falan. Ha. Aysel diye bir kıza tutulmuştu bu. Aysel mi? Ha, Aysel Feride'den önce. Anlat. Deliler gibi aşık olmuştu. Yanıp tutuşuyordu. Evleneceklerdi. Ha, ben oradan buradan duydum ha. Ben gözümde bir şey görmedim. Sonra? Sonra birden bitti. Kapandı gitti mesele. Kız nerede şimdi? Bilmiyorum. Duymadım, hiç görmedim. Oğlum ben kızı hiç görmedim zaten. Aysel. Gidip şu Aysel'i bulun. Cüneyt. Anne. Mavişimi sağ salim getir. Öksüzümü sağ salim getir, tamam mı? Merak etme Zira. O pislik 7 kat dibe de saklanmış olsa onu bulacağım. Eylül. Su almaya inmiştim. Hayırdır? Nereye? Biz de Ferman'la konuşacağız ya. Yıldız kötü ya. İyi. Selam söyleyin. Senin suyun kaynamaya başladı Nazire. Göstereceğim ben sana mavişi. Göstereceğim. Kolay gelsin. Hoş geldin oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? Konuşacağız. Berat, çık dışarı. Konuşacağız dedim Bahar. Tamam. Sen çıkmazsan ben çıkarım. Konuşacağız dedim. Berat, ne olursun sus. Duyacaklar şimdi. Duymalarını istemiyorsan sessiz ol. Sen o yuvayı biraz zor onarırsın Kemal. Bizim yuvamızı yıkmana izin vermeyeceğim. Tamam. Ne istiyorsun? Benden korkuyorsun. Benden iğreniyorsun. Bu böyle mi olmak zorundaydı Bahar? Berat, git buradan. Bahar. Sen neden bir türlü beni sevemedin? Miden bulanıyor. İçin kaldırmıyor. Niye? Ben bu kadar iğrenç miyim? Yeter ya. Zorlama beni. Defol git buradan. Seni bir ömür boyunca affetmeyeceğim. Seni asla affetmeyeceğim Berat. Neden Bahar? Karıma zorla sahip olduğun için mi? Yemeğini bıraktım abi. Yemiyor, konuşmuyor. Yani çok kötü. Güçlü bir kadın o belli. Merak etme. Cüneyt'i unutacak. Bir gün her şey yoluna girecek.
Mahalleyi araştıracağız Tunç. Bir iz, bir kanıt mutlaka çıkacaktır. Aysel kimmiş, neredeymiş, şimdi ne olmuş, her şeyi öğreneceğiz. Ya Aysel olacak ya da burada delirecek. Karar onun. Ne olur git buradan. Karıma zorla sahip olduğum için bir ömür boyu ceza çekeceğim, öyle mi? Bana iğrenerek bakacaksın. Benden nefret edeceksin. Bir ömür boyu böyle davranacaksın, öyle mi? Söylesene Berat. Sen benim yerimde olsan ne yapardın ha? Söylesene sen ne yapardın? Karıma yaklaştığım için, karıma dokunduğum için bir ömür boyu suçluyum, öyle mi? Berat, defol git buradan. Defol git. Yok. O işler artık o kadar kolay değil Bahar Hanım. O itip kalktığınız, hor gördüğünüz, canınız isteyince kapının önüne koyduğunuz Berat eskide kaldı. Sen benim karımsın. Ben senin karın değil. Sen benim karımsın dedim, anladın mı? Sen benim karımsın ve o eski günler geride kaldı Bahar. Bundan sonra hiçbirinize yalvarmayacağım, kimse. Sen benim karım olduğunu bilerek yaşayacaksın bir ömür.